Hayır, gayet iyisiniz. Yakınlara geçince tekrar bakacağım zaten. Ay. Ah, dur Kubilay. İyi misiniz? Dur. Ay başımın önü çok fena. Dur, 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 dur. Bir su olabilir miyiz lütfen? Ne oldu? İyi misin? Başım döndü o kadar. Ambulans aralım mı? Hayır canım, ne gerek var yani? Toparlanırım birazdan. Kubilay ne yapalım? Ambulans gelmezse paydaş verelim. Hocam çok işimiz var daha. Hakkında haber verin bana. Ah, midem bulandı. Karavana gitmek ister misiniz? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Bir 5 dakika lütfen müsaade edin. Toparlanayım. Çok sıcak. Daha iyisin değil mi Tümüncüğüm? Gerçekten abartılacak bir şey yoktu ki. Sadece başım döndü, o kadar. Bak Tülin'cim. Sağ ol Fırat'cığım. Sağ ol, afiyet olsun. Bak ne diyeceğim. Sen bizim kıymetlimizsin. Biliyorum bu son günlerde çok zor zamanlar geçirdin. Yollayayım seni birkaç gün bir yere. Kafanı dinle. Programı merak etme, ben hallederim. Yok, hayır, gerek yok böyle bir şey. Yani benim yüzümden setin durmasını istemiyorum ben. Bu boşanma işleri falan yorar, yıpratır insanı. Şöyle yapalım. Benim İstanbul dışında bir ev var. Oraya yollayayım seni. Yeşillikler içinde, sessiz, sakin. Hem yakın da olursun, hem de tek başına kafanı dinlersin. Gerçekten çok düşüncelisin ama hiç gerek yok böyle bir şey gerçekten. Ya ev bomboş duruyor. Benim gittiğim falan da yok. Vallahi bak, çok seveceksin. Bilmiyorum. Hadi. Peki tamam. Sadece 2 gün ama. Tamam, 2 gün. Tülin Hanım nasıl oldunuz? Teşekkür ederim Ali Bey. Daha iyisiniz değil mi? Hastaneye falan gerek yok. Yok, hayır, gerek yok. Ben müsaade isteyeyim. Müsaade senin. Teşekkür ederim ilginiz için. İyi. Rica ederim. Teşekkürler. Yani Selim Bey, ben de gerçekten çalışmak istiyorum ama hani biraz da dinlenmesi iyi gelecek ona. Gerçekten iyi gelecek. Tülin Hanım'a birkaç gün izin ver. Siz başka şeyler çekin. Alo, iyi günler. Tülin Derman ben. Doktorla görüşecektim. Teşekkürler. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Ben kürtaj için randevu isteyecektim. Ya affedersiniz. Bu çocuk ne zaman susacak? Kusura bakmayın. Hayır, siz kusura bakmayın. 2 gün kafa dinlemeye geldim de o yüzden yani. Şimdi susar, merak etmeyin. Peki, teşekkür ederim. Susmayın işte, kocamızın. Hayret bir şey. Şurada keyfim var. Yok canım ya. Yani sözüm ona, şuraya 2 gün kafa dinlemeye, dinlenmeye geldim. Yok, ya yan komşunun çocuğu var, nasıl görmen lazım. Yani bütün gün böyle cayır cayır ağlıyor. Yok, aslında bir bakıma da iyi oldu biliyor musun? Şimdi düşündüm de yani ben hiç ikinci çocuğu falan mümkün değil yani. Yok, hayır.
Aldıracağım zaten. Gelmeden önce de doktordan randevumu aldım. Aha. Yok canım, nesine pişman olacağım? Tamam. Döndüğüm zaman ararım seni. Görüşürüz. Saat 10'da sizi merkezimize bekliyoruz. Ya çok pardon, ben düşündüm ve fikrimi değiştirdim, yani vazgeçtim. Kusura bakmayın, olur mu? Rica ederiz efendim, nasıl isterseniz. İyi günler. Teşekkürler. Sevim Hanım, ne işiniz var burada? Zeynep, hemen benimle İstanbul'a gelmen lazım. Neden? Kerem. Kerem bir kaza geçirdi, komada. Ne? Ne? Kendi arabasıyla feci bir kaza yaptı. Ben yolda sana her şeyi anlatırım. Vaktimiz yok, hemen benimle gelmen lazım. Lütfen Zeynep. Kerem. Sadece senin ses kaydına tepki verdi. Eğer gelirsen uyanabilir. Yok. Hayır, yapamam, gelemem. Hayır. Zeynep. Zeynep, Kerem'in sana ihtiyacı var kızım. Ben onun için ne yapabilirim ki? Yani gerçekten bir şey yapamam. Gelirsem ona sadece negatif etkim olur. O yüzden olmaz, hayır. Aranızda ne geçmiş olursa olsun hiç önemli değil. Bu bir ölüm kalım meselesi, anlamıyor musun? Sevim Hanım, ben doktor değilim. Zaten eminim siz en iyi doktorları seferber etmişsinizdir onun için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.